Merhaba Art TV izleyicileri. Yeni bir Artı Gerçek programıyla karşınızdayız. Biz stüdyoda katılımcımız Artı Gerçek yazarı Ragıp Duran'la birlikteyiz. Hoş geldin Ragıp. Merhaba. Programın ilerleyen bölümlerinde Artı Gerçek yazarları Melis Alpan, Ayşe Düzkan, Koray Düzgören ve Alp Ertuğrul bizlerle birlikte olacak. Evet, aslında bugün güncel bir gelişmeyle başlayalım. Demirtaş ailesi Edirne cezaevine Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giderken kaza geçirdi. Demirtaş ailesine geçmiş olsun diyelim. Tabii yani işte bugün kazada eşi Başak, babası Tahir, kardeşi Sadiye ve Mehmet Akkaya isimli bir yurttaş da hafif yaralandı. Tabii bu kaza aslında başka bir tartışmayı gündeme getirdi. Tutukluların, hükümlerin kendi ikametgahlarından kilometrelerce uzakta, binlerce kilometre uzakta cezaevlerine gönderilmesi ki bu aileye başka bir işkence yöntemi. 1500-1600 kilometre herhalde, evet. Değil mi Diyarbakır, Edirne? Bir gün falan gider. Selahattin Demirtaş örneğinde Diyarbakır'dan İstanbul'a uçakla gidiyor. İstanbul'dan arabayla 250 kilometre yol gidip ziyaret yapıyor. Diyarbakır Belediye Başkanı da Kayseri'ye şey yapmışlar değil mi? Evet, Selçuk Mızraklı'yı da Kayseri'ye gönderdiler. Kasıtlı bu herhalde değil mi? Tabii düşmanca bir tavır bu yani. Ama yani sen söylüyordun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda bir kararı var. Şimdi Abdülkerim Avşar ve Abdülkerim Tekin isimli kişiler Kırıkkale cezaevine nakledilince başvuruyorlar AİHM'e ve bu sene AİHM'den karar çıkıyor. Tutukluların ikametgahlarından uzak yerlere nakledilmesini hak ihlali sayıyor. Yani özel ve aile hayatının korunmasına saygı yükümlülüğünün ihlali ve talebin gerekçesiz, keyfi biçimde idare tarafından reddedilmesini düzenleyen maddelerden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hak ihlali kararı veriyor. Yani sözüm ona suçluyu hapsettiği yetmiyormuş gibi ki suçsuz. Bir de ailesine eziyet çektirmek için özel olarak. Hatırlıyor musun kaç yıl oldu? Metin Göktepe duruşması ki olay İstanbul'da oldu. Önce Afyon'dan Aydın. Sonra... Önce Aydın, oradan Afyon'a. Hafta sonları otobüslerle gece yarıları giderdik. Tabii. Ve uçak olmayan yerlere. Afyon uçak da yoktu. Mesela Gazi davasını Trabzon'a vermişlerdi. Burada yalnız tabii siyasi bir seçim de yapıyorlar. Yani mesela İzmir'e vermiyor. Tabii. Afyon'a veriyor, Trabzon'a veriyor. Yani muhafazakar... Yanılmıyorsam ya Afyon'da ya Aydın'da Metin Göktepe... Duruşmaları sırasında bir takım faşistler gelip gösteri bizi engellemeye kalktılar. MHP'liler bizi saldırmaya kalktı. Evet, tabii. Hatırladım. Afyon'da oldu. Kasıtlı yani bu. İstedikleri de bu yani. Tabii. Trabzon'da da aynı. Gazi davasına giderken otobüsler taşlanıyordu faşistler tarafından. Hukuk değil. Ha? Hukukun mekanı da sakat. Ya her şey sakat ya. Yani şimdi biz stüdyoya girmeden evvel bir haber geldi biliyorsun. Bu Hayatın Sesi TV. Daveden Hayat TV'ydi. Şimdi 3 tane yöneticisi yargılanıyordu. İsmail Kara, İsmail Gökhan Bayram ve Gökhan Çetin. 2-3 meslektaşımız bunlar. İkisi sahibi televizyonun, biri de sorumlu müdürü. Ve bugün onlar hakkında beraat kararı verildi. Şimdi Eylül 2016'da yani 15 Temmuz darbesinden sonra diğer 10-12 televizyon gibi... Kapattılar. Hayat TV'de, Hayatın Sesi TV'de kapattılar. İçerideki malları da mülklerine koydular. Stüdyosuna, rejisine, kameralarına. Sonra TRT'ye mi devrettiler yoksa sattılar mı? TRT ya da şeye devrediyorlar önce, devlet malzeme ofisine. Oradan da açık arttırmayla satıyorlar. Kapısına mühürü vuruyor. Peki sahibine vermiyor mu sattığı malı? Hayır, el koyuyor. Yani bu hırsızlık bu. Ama işin ilginci şu. Şimdi aynı şey İmece içinde olmuştu. Hatırlıyorum. Şu anda İmece hala kapalı. Malları, mülkleri TRT'ye devredildi. Açık arttırmayla satıldı. Ama İmece hakkında açılmış tek bir dava yok. Hayatın Sesi televizyonu hakkında ağır cezada açılan tek davada buydu. Bu da beraatle sonuçlandı. Dolayısıyla el koydukları bütün malları geri mi verecekler şimdi? Ya mallar gitti, mallar yok. Ortada bir. İki, bu televizyonun, Hayatın Sesi televizyonun kim tarafından kapatıldığı da meçhul. Yani önce kanun hükmündeki kararnameyle kapatıldı diye düşündük. Arkadaşlar dava açınca siz KHK ile kapatılmadınız dendi. Kim kapatmış? Özel bir kurul kapatmış. O kurul kim, böyle bir kapatma yetkisi var o da bilinmiyor. Kurul kapatıyor. Yani bir faili meçhul aslında. Buna faili meçhul diyorlar. Evet, bir faili meçhul. Yani Hayatın Sesi de işte emekten yana, insanlardan yana haber yapan televizyon kanalıydı. Dolapdere tarafında mıydı onların stüdyoları? Önce Dolapdere'deydi sonra şeye taşındı. Ben Dolapdere'ye gitmiştim. Koca Mustafa Paşa'ya taşınmışlardı. Evet. Düzgün bir televizyondu yani. Tabii. Düzgün olduğu için kapattılar. Tabii ki şimdi düzgün habercilik yapmak kolay mı abi memlekette? Tek başına kapatma gerekçesi ya da cezaevine atma gerekçesi olarak kullanılabiliyor. Şimdi bugün
Öncelikle Melis Alpan çok güzel bir yazı yazmış. Gerçek gazeteci termik santrali nasıl haber yapar diye. Biz Melis'e gidelim bir soralım. Ya, termik santral var da gerçek gazeteci var mı? İşte sorun orada. Merhaba Melis. Merhabalar. Hoş geldin yayınımıza. İyi yayın. Evet, önceki gün sen gerçek gazeteci termik santralleri nasıl haber yapar diye bir yazı yazdın. Çünkü bir rezillik yaşadık hakikaten. Yani birkaç açıdan rezillikti. Evet. Bir kere AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin evet oyuyla termik santrallere filtre takılmasını öngören yasa 2,5 yıl ertelendi. Ve evet. AKP'li ve MHP'li vekiller de buna canı gönülden oy verdiler gidip. Tabii muhalefetin de katılmaması, çok az sayıda katılması ayrı bir eleştiri konusu. Fakat bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yasayı iptal edince bu yasaya erteleme kararına evet oyu veren milletvekilleri Cumhurbaşkanı teşekkür etmeye başladı. Aslında yani bu olayın örneğinde hem Türkiye'deki siyaset açısından hem de Türkiye'deki gazetecilik açısından ikili bir rezilliğe tanık olduk. Sen bize anlatır mısın bu gerçek gazeteci termik santralleri nasıl haber yapsın? Ya şimdi CNN'in yaptığı gerçekten hani meslek etiğine, haber etiğine her türlü aykırı. Şimdi dediler ki işte biz 6 dakikalık haber yaptık. Bunun 2 dakikası servis edildi. Yani servis edilme derken artık sosyal medyada insanlar zaten bir şeyleri kapıp paylaşıyorlar. Ne vardı CNN'in haberinde? Yani onu anlatır mısın? Orada işte bir termik santrali filtrelemenin maliyetini anlatıyorlar ve böyle bir korku filmi gibi işte şu kadar metro seferi yapılamayacak, şu kadar ev ışıksız kalacak vesaire. Bir kere bu gerçek değil, bu doğru bir bilgi değil birincisi. İkincisi yani böyle bir haber yapma biçimi yok. Şimdi 6 dakikanın 2 dakikası dediğiniz bir haberin 3'te 1'i. Yani bu haberin bir unsuru değildir. Yani şirketlere filtrelemenin maliyeti, hani bir cümle geçebilirsiniz belki budur diye. Ama kalkıp da bunu hani sanki şirketlerin gazeteciliği bu. Yani evet. Şirketlerin halkla ilişkileri gibi bir şey oluyor. Çünkü yani orada bir yani sonuçta gazeteci ne için haber yapar? İşte halkı bilgilendirmek için, ama orada doğru bir bilgilendirme yok. Onun yanında bir de korkutma var. Yani bakın hani böyle bir biz bunların üstüne böyle bir maliyet yüklersek, işte bunlar da bunu kaldıramazsa, biz de ışıksız kalırsak, işte 10 gün ara verirlerse gibi. Bu doğru değil, çünkü Türkiye'de yani elektrik üretim fazlası var. Yani anlatıldığı gibi de değil durum. Dolayısıyla yani haber hem yanlış hem de gerçekten haber etiğine aykırı. Bir de şöyle bir şey, bu CNN... Ama teşekkür etmeliyiz, çünkü gerçekten büyük bir... Yani kamuoyu yaratılmıştı, fakat o kamuoyunu iyice büyüttü. Aslında muhalefet milletvekillerinin de oylamaya katılmaması her ne kadar negatif bir durum olsa da ondan sonra da kamuoyu çokça bundan haberdar oldu, bu filtreleme yasasından. Dolayısıyla her ikisine de teşekkür etmemiz gerekiyor bir nevi. Tabii bu şey aynı zamanda yani diyelim ki şirket şöyle bir açıklama yapsa, ben bunu filtre için bakıma aldığımda şu kadar kayıp olacak diye, belki bunun biraz bile anlaşılır yanı olabilir ama bu haberin bu kaynağını da evet. Gazetecinin kendisi üretiyor şirket adına. Evet. Bir yanlışlık, işte, bir yanlışlık var burada galiba. Belki. Yanlışlık şu, bu filtre CNN'e takılması lazımdı. Çevreyi kirleten bir haber yaptığı için. Ona iktidar filtresi takılmış. Öyle mi? Evet. Ki bir de gazetecinin yapması gereken unsurları da yazmışsın. Yani bu kömürün gizli maliyetinden başlayan, aslında bizim bu filtre olayına başka yerden bakmamızı sağlayan unsurlar da var. Evet, yani biz toplum için gazetecilik yapıyorsak, ki öyle olmalı, dolayısıyla bunun topluma maliyetini bizim hesaplamamız gerekiyor. Şimdi bu görünmez maliyet dediğimiz şey, bu enerji yatırım, herhangi bir yatırımın çevreye ve insan sağlığına olan etkisi aslında. Yani bu çok hesaplanabilir bir şey de değil ve çok etik de değil bunu hesaplamak. Yani ama yine de artık hani bir şekilde... Burada da büyük bir kayıp olduğunu ortaya koymak için çeşitli modellemeler yapılıyor. Fakat siz hani diyelim işte bir şöyle bir rakam var, bu Hill'in 2015'te yaptığı bir çalışmadan. İşte diyor ki elektrik üretimi için kömür kullanımının Türkiye'ye sağlık maliyeti her yıl en az 2876 erken ölüm.
3823 yeni kronik bronşit vakası, 4311 hastaneye kabul ve 637.643 kayıp iş günü. Yani şimdi bu erken ölümü insanların ömründen giden yılları paraya çevirebilir miyiz? Çeviremeyiz. Ya da bir doğa tahribatını, bir kömür, yani kömür madeninin verdiği tahribatı, termik santralin kirlettiği havayı, yani bunu biz geride çevirebileceğimiz şeyler değil. Dolayısıyla aslında kıyaslanamaz bile. Kıyaslanamayacak derecede yani zararlı bu filtrelememe ya da aslında bu termik santrallerin kapatılması gerekiyor. Yani çoğu ömrünü doldurmuş. Yani sadece zarar ve zaten bu şirketler buna rağmen devletten her yıl milyonlarca lira teşvik alıyorlar. Bir de bu var. Yani bir de kamunun üzerinde bir kambur aynı zamanda. Bir de kömürün gizli maliyetinden bahsetmişsin sen. Evet. Kömürün de gizli maliyeti şu: kömürün hem çıkarırken hem de taşıması sırasında onun da insana ve doğaya verdiği zarar, işte su kaynaklarını kirletiyor. Bir şekilde bu su kaynaklarına karışıp yani bizim insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Yani madencilik zaten başlı başına çok riskli bir iş kolu. Pek çok yani ölümlü işte kaza, iş cinayetine şahit olduk son yıllarda. Aynı zamanda kömür çıkarmak tabii ki de oradaki yani çevreye, yani çevreyle ilgili tarım, hayvancılık gibi ekonomik faaliyetlere de zarar veriyor. Yani yararından çok zararı var. Dolayısıyla şimdi bu veto meselesi iyi oldu ama arkasından bir şey çıkmayacağını umuyoruz. Bence Cumhurbaşkanı Londra'dan dönerken söyledi galiba, bu santraller için ayrı bir ihale açılması gündeme geliyor. İşte çeşitli teoriler var. Yani kimisi de, bir teori de şu ki bu filtrelemenin maliyetini hazineye bir şekilde hazineden karşılanabilir gibi. Yani bu yine bizim vergilerimizle ödenmesi anlamına geliyor. Ama bu bir teori tabii. Yani evet, şu an bilmiyoruz ne olacak. Şimdi CNN Türk Haberi'nin bir yerinde de şunu söylüyordu. Dengeleyelim değil mi? Yani ekonomiyle insan hayatını, insan sağlığını dengelemek lazım diyordu. Var mı böyle bir denge gazetecilikte? Eser geçen hafta söyledi. İnsan hayatıyla hiçbir şey kıyaslanmaz. Yani tek ve en önemli şey sırf gazetecilikte değil, bütün hayatımız boyunca da insan hayatıdır değil mi? Böyle ekonomiyle, parayla, pulla, bilmem filtreyle filan insan hayatı dengelemek. Şu Eser çok iyi açıkladı. Ya 100 kişi ölmesin, 50 kişi ölsün ama fabrikada fazla zarar etmesin. Değil mi? Onu demeye evet, getirdim. Bir orta yol bulalım diyor. Aynı orta yol bulalım. Vallahi bilmiyorum. Melis, okudum ben sizin haberinizi. Elinize, aklınıza sağlık. Çok iyi. Yalnız hepimizin yaptığı gibi ben ona kütüğe keman çalmak diyorum. Kütüğe keman çalınca kütük filiz vermiyor biliyorsun. Ne yazık ki tabii sadece keşke gazetecilikte olsa bu olumsuzluk, ama yine de bu tür işleri yapmak, hatırlatmak, üstelik işin sadece gazetecilik ile ilgili değil, bütün çok ayrıntılı bir şekilde, gayet iyi bir şekilde cover etmişsiniz. Gayet iyi bir şekilde izleyip aktarmışsınız. Bizi ilgilendirmez ötekilerin dingoluğu, hıyarlığı amiyane tabiriyle. Doğru bildiğimiz yolda yayın yapmaya devam edelim. Belki bir gün kütük filiz açar. Peki Melis, bize katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok İyi sağ yayınlar. Ol. Teşekkürler. Şimdi bu termik santrallerin üçünün temel atılmasına ve açılmasına tanığım ben gazeteci olarak. Meslek hayatımızın başıydı. O zaman 12 Eylül darbesi olmuş. Bülent Ulusoy hükümeti kurulmuştu. Biz de işte gazeteci olarak, o zaman Cumhuriyet'teyim ben. Ulusu, Bülent Ulusu şeyi açacak. Hangisi bu? Soma Termik Santrali'ni açacak. Soma Termik Santrali'nin temelini atacak. Yatan Termik Santrali'nin açılışını yapacaktı. İşte sıkı yönetim koşullarında sabah biten bir sokağa çıkma yasağı var. Ama bizim oraya yetişmemiz için daha erken yola çıkmamız gerekiyor. Süreyya Paşa'yı, sıkı yönetim komutanı, bizi çağırdı. İzleyecek gazeteciler gelsin diye. İşte Bülent Ulusu helikopterle gidecek. Biz de karadan arabayla çıkacağız yola. Bizim sokağa çıkma kartlarımızı verdi. Daha erken yola çıkalım diye. Zaten askeri arabalar veriyorlar altımıza gazetecilere. Onunla gideceğiz. Ondan sonra dedi ki
çelişki beyan eden haber yazmak yasak, kapatırım gazeteyi dedi. Bu kadar açık, net. Bu kadar net talimat. Hatta işte bu Bayraklı yolu falan topraktı, daha yapılmamıştı. Üzerini zifle boyadılar ki uçak helikopterle giderken yol yapılmış gibi orası görünsün diye. Orası asfalt görünsün diye. Tabii biz bir gittik, o Bülent Ulus'un temelini açılışını yapmış, yatağının dönüyor bile geriye. Yetişemediniz siz yani. Ya biz 9-10 kala girdik ama 9'daydı açılış ama vaktinden erken attı. Ha. Şimdi vaktinden erken attı diye haber yapmak çelişki beyan eden bir haber. Yani 9 demişlerdi, 9-10 kala attılar. Sonra Soma'ya gittik. Soma'da... Aynı gün mü? Aynı gün. Soma'da temel atma töreni var. İşte banda mızıka çaldı. Temel atmaya sıra gelince bir müzik yükseldi. Nur Yoldaş'ın söylediği Sultani Yegel şarkısı. Onun eşliğinde temel attı. Ne alakası? Fakat TRT'de Sultani Yegel yasaklamıştı. Buyurun sana bir çelişki daha. Yazamadınız tabii bütün bunları. Ya yazdık ama çok usturuna getirerek yazdık. Biraz zorlanarak yazdık. Bu ikisi böyle. Bir de Kemerköy Termik Santrali, yani Ören Termik Santrali'dir o. Şeyin hemen kıyısında, Gökova Körfezi'nin kıyısında. Çok güzel bir yerdir orası hakikaten. Bu Özal zamanında bunun temeli atıldı. Mükerrem Taşçıoğlu. Sen enerji muhabiri miydin o zaman? Her şey muhabiriydi. Enerjik bir muhabirdim. Gittiğimizde böyle işte Marmaris'te o zaman Halit Narin'in oteliydi, Martı Otel. Hatırlıyorum. Hepimize yer ayrılmış, kapılara adımız yazılmış. Yani biraz gazetecileri tavlama gezisiydi. Operasyonu. Tabii. Ondan sonra hatta bir tek tepe vardı. O tepenin olduğu yere yapıldı termik santral. Çünkü bir şirkete hafriyat işi çıkartılacaktı. Önce tepe indirildi aşağı ve en çok para kazanılan yanında bu hafriyat işi oldu. Hatta Mükerrem Taşçıer sanırım Enerji Bakanı o zaman... Dedi ki biz dedi bu dedi termik santralin dedi bacasına sarmaşık saracağız dedi. Tabii zaman içerisinde her gittiğimde bu hikaye aklıma gelir. Oraların nasıl mahvolduğunu, yok olduğunu, kömür havzasından köylerin nasıl boşaltıldığını tanık oldum ki mesela şeyden Sek köyü vardır. Şeyin Soma termik santralinin olduğu yerde. Orası aynı zamanda kömür havzasıdır. Mesela o köylüler şeye göçmüşlerdir şimdi. İmroz, Gökçeada'ya. Tabii. O gelenler onlardır orada. Yani termik santral insanları da yerinden eden bir yapıya kavuşuyor. Evet, demek ki temel çürükmüş. Onu bütün bu anlattıklarından onu anladım. Temel çürük olunca da tabii daha sonra filtre takma konusunda da böyle hassas davranmak medyanın bir görevi olarak üstlenmiş. Tabii o yatağın da matağın da o bütün tarlaları, üzüm bahçeleri her şey mahvoldu. Bağlar yani. Hakikaten o tahribatı gözle görüyorsun. Büyüme ve gelişme adına yapılıyor değil mi bütün bunlar? Ayrıca büyümüyorsun ve gelişmiyorsun da bütün bunlara rağmen. Yani şimdi mesela bu şeyde Türkiye'nin hakikaten enerji fazlası var ve enerji açığı doğacak gibi pazarlanıyor. Termik santraller. Evet. Şimdi biz Selahattin Demirtaş'la başlamıştık ama aslında bir hikayemiz daha var. Biz oraya gidelim. Şimdi artı gerçek yazarı Ayşe Düzkan bizde olacak. Çok güzel bir yazı yazdı, evet. Merhaba Ayşe Düzkan. Merhaba. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederiz. Şimdi senin önceki günkü yazın vardı. Yanıldım ama haklı olarak yanıldım diye. Şimdi aslında çok önemli bir konuya değinmişsin burada. Yani Selahattin Demirtaş'ın sağlık sorununun duyulmasının ardından yaşananlar. Bize haklı olarak nasıl yanıldığını anlatır mısın? Yani ben kendimden bahsetmedim. Biliyorum, evet. Alıntı yaptım ve çok gördüğüm bir şey. Yani tuhaf bir infial oldu. Sanki böyle büyük şeyler gizleniyor. Bir de bu tweetleri ve haberleri tamamen okumama alışkanlığı var. Yani başından sonuna okumuyor. Mesela birisi şey zannediyordu. Yani bilinci kapanmış ve bir haftadır kapalı. Evet. Falan. Hani böyle feci. Halbuki kısa bir süre falan. İşte büyük bir şey gizlendi bunlardan ve hep bir yani muhalif insanlarda da böyle bir Türkiye'de bir komplo siyaseti vardır. Her şeyin altında bir komplo var. Açıklanamaz şeyler. Şimdi siyaset de buna biraz imkan veren bir yapıda ama işte burada bir komplo yok yani. Kendisi istememiş, fenalaşmış, kendisi istememiş duyulmasını bilmediğimiz sebeplerle. HDP hemen duyar duymaz tepki göstermiş. Bütün o böyle sayıp savuranlar falan sonra hiç şey olmadılar. Yani ya biz de hay Allah yanlış yapmışız ya da ne bileyim işte boşa yangın yaptık falan demediler. Aynı şekilde bunları düşünmelerine sebep olan fikirlerini seviyorlar. Onlara sahip çıkıyorlar o bakış açısına. Yani aile onları kandırabilir, şey kandırabilir, parti kandırabilir falan.
orada bir problem olduğunu düşünüyorum. Yanıldıkları çok açık ama haklı sebeplerle yanıldıklarını düşünüyorlar. Müthiş bir şey. Yani şimdi Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığı bir hafta sonra duyuruldu. Ve bu arada niye çünkü HDP duyurmadı diye bir yangın çıktı. Evet. Ama aslında bunun duyurulmasını Selahattin Demirtaş istememiş. Şimdi istememiş. Zaten şöyle bir şey sormak istiyorum yani sana. Şimdi herkesin cebinde bir aile HDP eleştirisi var diyorsun. Bu nereden kaynaklanıyor? Birçok şeyden kaynaklanıyor bence. Bunlardan bir tanesi özellikle kendini Kürt olarak tanımlamayan seçmen için. Yani onları Türk olarak tanımlamak yetersiz. Gezi yenilgisinin hesabınız yapılmamış olması. Yani bu insanlar sokağa çıktı 6 yıl önce. Yenildik. Yenilginin lafı bile edilmiyor. Bunun bir hayal kırıklığı var. Bir kere bir şey var. İkincisi zaten Türkiye'de siyaset çok şeffaf değil. Sosyalist hiç şeffaf değil. Yani işte böyle bir çeşitli bilinmeyen yöntemlerle ya da nasıl diyeyim tanımlanmayan yöntemlerle tanıdık arkadaş falan bilgi almak daha şey ve o bir itibar da şeyi. Belki HDP bunların içinde en şeffaf olan bahsettiğimiz yapılar içinde ama HDP'nin de şeffaf olmayan yanları var. Bunun bir kısmı anlaşılabilir bir şey. Böyle bir dönemde yani bu kadar ağır baskı altında mutlak bir şeffaflık beklemek normal değil ama biraz daha şey olabilir diye düşünüyorum. Demirtaş'ın herkes başkan olmasını bekliyordu bir önceki kongrede. Evet. En azından temsili başkanlığın sürmesini bekliyordu. Partiler arasında da böyle bir şey vardı. Üyeler arasında da, seçmen arasında da vardı ve bunun sebebi de tam izah edilmedi. Bütün bunlar böyle üst üste bence gelerek böyle bir infiale yol açıyor. Ayşe, birinci söylediğin gerekçeyi biraz açabilir misin? Anlamadım. Gezi ile ya Gezi'de olup bitenle HDP arasındaki ilişkiyi nasıl açıklıyorsun? Anlamadım. Şöyle açıklıyorum. Yani şeyin yine dediğim gibi HDP'nin Kürt olmayan, kendini politik olarak Kürt olarak tanımlamayan, o hareketin içinde tanımlamayan seçmeni büyük ölçüde Gezi tabanıdır. Gezi'de sokağa çıkmış insanlardır. Gezi'nin tamamıdır demiyorum. Çok başka insanlar da var Gezi'de ama bu insanlar bir umutla sokağa çıktılar. Yanlarında insanlar öldürüldü. İşte eziyet gördüler, bir sürüsü yargılandı, gözünü kaybeden var falan ve sanki şöyle bir şey vardır. Sokağa çıkınca kazanırsın gibi bir fikir var. Sokağa çıkınca her zaman kazanılmıyor. Yani bir kalkışmanın başlamış olması o kalkışmanın hedeflerine ulaştığı anlamına gelmiyor. Bundan niye da HDP'yi mi sorumlu tuttular? Bu insanlar. Bence hayır hiç böyle bir şey düşünmüyorum. Hiç böyle bir şey düşünmüyorum. Fakat bu hayal kırıklığı, bu insanlarda bir siyasi hayal kırıklığı var. O hayal kırıklığının açıklanmamış bir şey bu. Hem adı konmamış hem sebepleri niye başarısız olduk? Biz bunu açıklamadık, konuşmadık bunun üzerine. Sanki her şey yolunda devam ediyor gibi. Bu hayal kırıklığı bir öfke olarak, yani kişisel ilişkilerimizde de böyledir, toplu olarak da böyle. Bu hayal kırıklığı bir öfke olarak yansıyor. O öfkenin nereye yansıyacak? SDP'ye oy veriyor. Demirtaş'ı çok sevdi insanlar. İşte bir şey oldu. 2013 ayrı bir umut oldu. 2015 ayrı bir umut oldu değil mi? Şeyde %13 alınan 7 Haziran evet. O tekrar bir umut oldu. Bütün bunlar adık olmamış bir şekilde insanların kafasında birleşiyor. Yoksa ondan HDP'yi sorumlu tutuyorlar demiyorum. Ama AKP ile ilgili beklentilerinin gerçekleşmesiyle ilgili hep bir şey var. Deniyoruz olmuyor. Bir şey yapıyoruz olmuyor. Ve bunun üzerine konuşmuyoruz. Niye olmuyor? Yani bunun üzerine bir şey yok. Mesela şöyle diyeyim, tatsız bir benzetme olabilir. Mesela Ekim devrimi konuşulduğu kadar Gezi direnişi konuşulmuyor Türkiye'de. Halbuki ona daha çok ihtiyacımız var. Ekim devrimi konuşulduğu kadar HDP nereye gidiyor da konuşulmuyor. Yani somut şeylerde hep ajitasyon var. Şey filan daha ayrıntılı, soğukkanlı bir şekilde ancak tarihi değerlendiriyoruz. Bunun sorunlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun sorundan kaçmak olduğunu düşünüyorum. Bu insanlarda sanki... Yani şunu insan nasıl düşünebilir mantıklı olarak bile? Demirtaş hasta, HDP bunu biliyor ve açıklamıyor ve tepki görmeyeceğine inanıyor. Yani teknik olarak, taktik olarak bile yapılmayacak bir şey bu. Bir parti meclisinin, bir merkez komitenin ya da işte şeyin yani böyle bir niyetleri olsa bile yapılmayacak bir şey bu. Hiç aklımdan böyle bir şey geçerek söylemiyorum ama bunu düşündüren, bunu bu kadar mantıksız düşündüren ve bunu yani arkadaş arasında falan değil yani. Mesela 5-6 bin takipçisi var.
tweet atıyor bu konuda. Yeter artık Demirtaş'la ilgili şeyler falan diye. Yani evet. Hani bu yani böyle şeyler gördüm ben. Ben de bir sürü şey oradan takip ediyorum. Ve bunu makul bir şey gibi gösteren, kendilerine en azından makul bir şey gibi gösteren bir ruh hali var. Toplu bir ruh hali. Bazen ruh halleri de toplu olabilir. Orada bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yok yok, Ayşe'nin söylediği hakikaten doğru. Şöyle söyleyeyim ben. Türk Standartları Enstitüsü var biliyorsun. Bunların bir komplo teorileri dairesi var. Orada herhalde bir 20-30 milyon insan çalışıyordur. Öyle tahmin ediyorum ben. Tabii yani. Ya siyasetin şeffaf olmadığı toplumlarda bu çok şey yaygın. Bir de ya ben Türkiye'nin başka toplumlardan daha kötü ve daha mutsuz bir yer olduğunu düşünmüyorum. Orada rangıp durana katılmayacağım. İyidir yani buralarda. Ama yani mesela İngiltere daha iyi değildir özel olarak. Ama siyaset şeffaf olmadıkça yani demokrasiyle ilgili bir mesele bu. Demokrasi yoksa komploya inanır insanlar. Yani her alanda diye düşünüyorum. Bilmiyorum haklı şey ne dersiniz? Var var, ihtiyacımız var demokrasiye. Yani onda sıkıntı yok tabii. Yani anlaşmazlık olmaz onda. Peki HDP yani içindeki demokrasiden biraz bahseder misin? Onu yeterli görüyor musun? Ya ben HDP üyesi değilim. Sadece seçmeniyim HDP'nin. Dışarıdan takip ediyorum. Zaten seçmeni olarak konuşuyoruz da. Yani bileşenler hukuku denen şeyi ÖDP'de deneyimledim. ÖDP üyesiydim, parti meclis üyesiydim. Yani bunun üyelerin çoğunun iradesini yansıtmayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani grupların iradesini yansıtmak için. Yani benim deneyimim o yönde HDP'de. Evet. Yani HDP'nin de çoğunluğu bağımsız gruplardan olmayan insanlardı. Bu bileşen hukuku denen şeyin, yöntemin yani eminim ben azınlık gruplarda da çok parlak fikirler vardır. Herhalde onu yansıtmak için bir şey, bir temsil meselesi bu. Yani azınlık gruplarının da temsili ama o hiçbir grupla bağlantısı olmayan büyük bir çoğunluğun temsil edilmemesi, onların iradesini yansıtmaması gibi bir ve bazı algoritmalarla yani seçim bile zaten hani temsili demokrasi bile çok demokratik bir şey değil, tartışılan bir şey. Ama algoritmalar daha da onun da gerisinde bir şey diye düşünüyorum. Ben herkesin yani şeyde çalışacak aydın, entelektüel, belli bir gruptan olan, belli gruptan olmayan herkesin ilçe bazında başlayarak, çalışarak yükseleceği bir, yani işte ilçede başlarsın, sonra ilde çalışma falan, yani neyse o şey, o sistemin tek demokratik yöntem olduğunu düşünüyorum. Hepimiz de o tedris altında, yani ilçede bulunmanın, o ilçe çalışmasının falan çok önemli bir tedrisat olduğunu düşünüyorum. Hepimizin, yani ben de çalışsam bir gün HDP'de çalışmaya karar verirsem giderim ilçeye, kaydolurum ve orada mahalle toplantısıyla çalışmaya başlarım ve herkesin buna ihtiyacı var. Yani bu Mao hani profesörlere balık falan tutturuyormuş. Evet. Yani bunun doğru bir yanı var. Profesörlere balık tutturmayalım, erkekleri bulaşığa sokalım ve herkesi, entelektüelleri de gerçek hayatın içine katalım diye yorumlarım o ilkeyi bugün. Evet. Olur mu? Son bir şey sormak istiyorum. Bu özellikle son yıllarda çok artan ve her gün artık karşılaştığımız kadın cinayetleri. Ya bunlar bu kadar yoğundu, farkındalık mı yoktu? Yoksa gerçekten toplum bir çıldırma noktasına mı geldi? Yok. Ne o ne o bence. Yani şey vardır tabii, görünürlük artmıştır büyük ihtimal. Evet. Bu konudaki duyarlılığın artmasıyla birlikte ama kadınlar daha özgür yaşamaya başladılar. Kadınlar hayatlarını değiştirmeye başladı. Erkeksiz yaşamayı öğrendiler. Ve bu geri döndürülemeyecek bir süreç Türkiye'de. Ve her başkaldırı gibi bu da şiddetle karşılanıyor. Yani genellikle, şimdi bu sokakta falan bu son örnek, Ceren Özdemir yanılmıyorsam gibi bazı istisnai örnekler var ama genellikle kadınlar ayrılmak istedikleri erkekler tarafından evet. öldürüyorlar ve özgürlük için yani öldürülmeyi göze ala ala ayrılıyorlar, boşanıyorlar ve ana akım medyaya bakarsan kadınlar evlenmek için yırtınıyor. Aslında gerçeklik tam aksi. Boşanmak için öldürme göze alıyorlar ama sorsan işte bütün kızlar böyle erkekleri tavlayıp evlenmeye çalışıyor falan. Yani böyle de bir yani medyanın çarpıtarak aktardığı gerçekliğin bir parçası da bu. Kadınlar onu istemiyor. Kadınlar ölüm göze alarak boşanıyorlar ve erkekler bir kendilerine hizmet eden bir kadın o hizmetten vazgeçmeye kalktığında onu öldürmeyi makul sayıyor.
daha önce de dövmüş oluyor tabii filan yani. O şiddet adım adım tırmanan bir şey. Ben ona bağlıyorum. Peki yani bunun çözümü nerede bunun? Çünkü çok çözümü zor bir sorun gibi görünüyor. Yani sadece yasaları düzenlemek, cezasızlığı en aza indirmekle çözülecek bir şey mi? Yoksa başka bir şeyler daha mı yapmak gerekiyor? Ya bu çok önemli diyorlar. Bu işten çalışanlar. Ben kadına yönelik şiddetle ilgili çalışmıyorum. Erkek şiddetiyle ilgili çalışmıyorum. Genel gözlemlerim var. Ama şey çok önemli. Yasalar çok önemli. Cezasızlık çok, ortadan kalkması çok önemli. Daha önce yani o şiddet geliyorum diyor zaten. Mesela uzaklaştırma kararları var falan. Onların uygulanması çok önemli. O uzaklaştırma kararları uygulanmıyor. Yani adam kadını tehdit ediyor. Normalde karakola başvurup o işte karakol o adamın o kadının etrafında olmasını, işte belli bir mesafeye yaklaşmamasını sağlaması lazım. Bu çok tartışılan İstanbul Sözleşmesi, hani aileyi evet, bozan falan, İstanbul Sözleşmesi bütün bunları düzenliyor. İstanbul'da da imzalandı. Ama tabii şimdi böyle bir şeye başlattılar. İşte aileyi dağıtıyor, aileyi bozuyor. Tabii çünkü aile şiddet üzerine sürecekse evet, onu bozulacak yani. Çünkü orada yani mutlu bir beraberlik falan yok. Şey var, şiddet var ama bu tür önlemlerle şimdi başlasak tabii başka şeyler de var. Yani güçlü kadına alışmak var, boşanmayı kabul etmek var. İşte sevgiyle kıskançlık bağını koparacak bir romantik, erotik literatür gerekiyor falan ama şimdi başlasak bence 15-20 sene içinde hallederiz. Bir şey yokmuş canım, kolaymış yani. Evet. Peki, bize katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok iyi yayınlar. İyi akşamlar. Celal, hemen söyleyeyim, reklam gibi olacak ama bizim Brüksel muhabiri Lilith Gasparyan bu hafta Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları Komitesi Başkanı ile çok güzel, çok anlamlı, tam bu konuştuğumuz konularla İstanbul Sözleşmesi dahil çok güzel bir söyleşi yapmış. Cumartesi günü? 14'te. Cumartesi günü saat 14'te yayınlanacak. Senin soruna da cevap var. Nasıl yapılacak, yani buna karşı ne tür mücadele edeceğine dair. Hem Avrupa hem dünya çapında Türkiye'ye ilişkin de bir iki şey söylüyor. Şahsen ben çok yani çok fazla bildiğim bir konu değil ama son derece net, açık bir şekilde İstanbul Sözleşmesi uygulaması. Bir de tabii Avrupa'yı açıdan düşünüyor. Mesele diyor içeride başlar diyor, aile içinde ve küçük yaşta başlar diyor. Kız çocuklarıyla erkek çocuklarını birlikte bu konuyu tartışmak lazım vesaire. Somut bir takım önlemleri de var. Ayşe'ninki 15-20 yıl bana da bayağı iyimser geldi. Çünkü bu iş biraz Orta Asya ile falan da ilgili. Yani bu maço kültür öyle 15-20 yılda çok kolay. Ha, cinayetler hiç olmazsa engellensin. Her zaman için yani böyle biraz pazarlık yapar gibi konuşuyorum ama cinayetten bir önceki adımlar için sözlü saldırı, taciz, tehdit buraları çoktan geçti Türkiye'de. Şakır şukur her gün kadın öldürüyorlar. Tabii. Yani yapılması gereken büyük bir ihtimalle ilk aşama bu cinayetleri durdurmak. Sonra ya da adım adım belki de onunla birlikte diğer tür saldırıları, erkek saldırılarını, maço saldırıları. Mesela İspanya'dan örnek verdi, çok güzel. İspanyol kadınlar, feminisit diye bir şey var. Kadın kırımı demek biliyorsun, işte jenosit, soykırım, feminisit, kadın kırımı. İspanya'da kadınlar bu kadın cinayetlerine maço terörizmi diyorlarmış. Hoş değil mi? Maço terörizmi. Evet. Yani terörizm hakikaten. Yani insan öldürüyor. Onu izleyelim. Cumartesi günü? 14'te. Yarın 14. Evet. Yani şimdi tabii özellikle bu İHAL indirimi diye bir rezillik var ki. Yani işte bu şeylerin, bir kadın cinayetinde iki kişi vardı. Sana takım elbise de alırım falan diyor. Yani neye takım elbise, kravat takınca İHAL indirimi alacak oradan. Korkunç. Yani tabii tek başına yasayla halledilecek bir şey değil ama yasal yoldan bir takım teşvikler var. Kadın cinayetlerini öldürmeye, yani kadınları öldürmeye yönelik neredeyse teşvik sayılabilecek. Bu senin söylediğin şey, gibi. Şöyle chat davasında evet, işte. Aynen. Evet. Bir konuda daha aslında toplum başka türlü bir patlama yaşıyor. Şimdi bir yandan da bak unutmayalım onu. Bu özellikle Şilli kadınların başlattıkları taciz ve tecavüzün sorumlusunun kim olduğuna dair şarkılı, danslı, çok güzel eylemler var ve bütün dünyaya yayıldı bunlar. İsmen veriyor, polis diyor, devlet diyor, başkan diyor, sensin diyor tecavüz eden diyor. Ben istediğimi giyinirim diyor, istediğim şeyi yaparım diyor. Çok hoş, seyrettin herhalde değil mi? Ben seyrettim, hatta başka ülkelerdeki versiyonları da var. Herkes kendi şeyine göre ama çok net mesajlar, o çok hoşuma gitti.
El parmağı işaretiyle de gösteriyor. Hakikaten böyle muğlak bir konu değil bu. Yani kimin suçlu olduğu, yani kısa etek giydin diye bir kadını öldürmenin nerede, hangi anlayışta bir geçerli bilmem ne mantığı olabilir? Yok, helal olsun yani, değil mi şimdi kadınlara? Bizde okullarda etek boyu ölçen, pantolon boyu ölçen müdürler türemeye başladı. Ama bu tabii temelde şeyden kaynaklı. Yani eğer Cumhurbaşkanı İslam'ı yaşamın ortasına koyacağız derse... Kadının erkek eşit değildir dedi. Yani bir de bütün özünde o kadının söylediği... Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı'nın söylediği, dedi ki bütün mesele şudur dedi. Bazı erkekler, belki büyük bir kısmı maço erkekler, kadını eşit olarak değil, mülkünde birisi, sahibi olarak görüyor kadın. E sen kadını sahibin diye görürsen, bu senin kız kardeşin, karın, bilmem sevgilin, herhangi sahiplik ilişkisi, dolayısıyla ben senin sahibin, sen ben senin üzerine istediğimi yaparım anlamına geliyor. Eşitlik o bakımdan son derece. Kadın, erkek eşit. Bu çok tayin edici bir şey. Tabii daha biz yurttaşların eşit olmadığı bir cumhuriyette yaşadığımız için. Yurttaşların eşit olmadığı. Evet. Yurttaş tabii. Var mı? Yani. Sen onu da yazmışsın galiba geçen gün. Maalesef evet. Yani yurttaşlık çok önemli bir kavram. Çünkü 600 yıl kul olarak yaşamış bu toplum. Osmanlı'da yurttaşlık yok. Herkesin her şeyi padişahın, sarayın. Öyle olunca da 96 yıldır yurttaş olmak için özel bir devlet tarafından herhalükarda çaba yok. Neşe Hoca yazdı, var tabii bazı insanların yurttaş olmak için 96 yıldır direnen, haklarını elde etmeye çalışan çeşitli kesimler var. Çok fazla bir şey elde edilemedi şimdiye kadar ya çok az şey elde edildi. Tabii ki işte kadınların oy verme hakkı vesaire gibi böyle yasal ve vitrine yönelik bir takım şeyler var. Kadınlara oy hakkı vermişsin ama her gün 3 tane kadın öldürüyorsun. Yani yaşarsa oyu kullanacak. Yaşarsa oy kullanacak. Evet. Şimdi tabii aslında bu haftanın önemli olaylarından biri de Emine Aslan Aydoğan'ın 65 yaşında Urfa Teğetim cezaevinde. Senin yazıdaki şey. Yani oradan da hastaneye kaldırılıp yaşamını kaybetmesiydi. Gerçekten bu kadar örgütlü bir kötülük olamaz. Yani şimdi Emine Aslan Aydoğan HDP Kadın Meclisi üyesi. Buradan gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. 1,5 yıldır cezaevindeydi ve 8 yıl 7 ayda hapis cezasına çarptırılıyor. Zaten o giyotin ceza, yani yargı giyotini Kürtler için başka türlü işliyor. Yani 3-5 yıldan aşağı ceza alıp kurtulan yok yani. Ve cezaevinde sağlık sorunları başlıyor. Ailesi işte CİMER üzerinden Cumhurbaşkanlığı'na bildiriyor, Adalet Bakanlığı'na bildiriyor, İçişleri Bakanlığı'na bildiriyor. İşte heyet gönderdik, bakılacak, edilecek falan deniyor ve hiçbir şey yapılmıyor. Sadece ağrı kesici ilaçlar verilerek hastalığın artmasına sebep oluyorlar. Ve sonunda artık geri dönülemeyecek bir noktaya gelince hastalık ve kendini kaybedince Urfa'da bir hastaneye kaldırılıyor. Ve burada 4 ameliyat geçiriyor. Yoğun bakımda yatıyor. Yoğun bakımda yatarken 4 ameliyat geçirmiş insan iki ellerinden yatağa kelepçeleniyor. Ve başında da 2 tane jandarma duruyor. 65 yaşında kadın. 65 yaşında kadın. Şimdi buraya kadar olan büyük bir rezillik. Ama rezillik bu noktada kalmıyor. Çünkü kadın sonunda bir hafta sonunda hayatını kaybediyor. Bir cenaze için tabut vermiyorlar. Taziye evi için izin vermiyorlar. İki tabut cenaze arabası vermiyorlar. 3 mezarlığa aile çevresi gidince bir kamyonet buluyorlar. O kamyonetle tabut taşıyorlar. Cami cami tabut arıyorlar. O tabutu bulunca kamyoneti yüklüyorlar. Mezarlığa gidince polis mezarlığı kuşatmış. Gelenlere GBT kontrolü yapıyor. Mezarın kazılması için bir kepçe vermiyorlar. İnsanlar elleriyle mezarı kazıyor. Bu arada dini vecibeleri yerine getirmek için imam geliyor. İmamı sokmuyorlar mezarlığa ve imamla konuşup ne konuştuklarını da aile bilmiyor. İmamı geri gönderiyorlar ve böylece cenaze töreni yapılmadan, dini vecibeler yerine getirilmeden cenazeyi gömmek zorunda kalıyorlar. Sonra taziye evi arıyorlar, bir taziye evi tutuyorlar ki bölgede yok. Taziye evleri vardır, kiralık işte gidersiniz 3 gün 5 günde tutarsınız. Ona izin vermiyorlar. Taziye evinde hazırlık yapmak için giden aile fertlerini de gözaltına alıyorlar. Evlerin kenarına bir çadır kurmak istiyorlar. Ona da izin verilmiyor. Yani nereden bakarsan bak, yani insanın hem dirisine yapılan bir zulüm var, hem ölüsüne yapılan bir zulüm var. Bütün bu uygulamalar sayesinde milli birlik ve beraberlik sağlanmış oluyor değil mi? Tabii, bu kafaya göre. Hem de nasıl?
Hem de nasıl? Buysa milli birlik ve beraberlik, buna karşı çıkanların çok da fazla suç olmaması gerekir yani. Ve şimdi işte bugün, gene bugünün haberiydi. Van'ın, HDP'nin elinde 3 tane belediye kalmıştı. Diğerlerine kayyum atanmıştı. Muradiye, Özalp ve Başkale. Şimdi belediye başkanları içeride. Genel olarak kullandıkları yöntem bu zaten. Önce belediye başkanlarını gözaltına alıyorlar. Belediye başkanları gözaltındayken kayyum atıyorlar. Hatta kayyum atama kararını belediye başkanlarını gözaltındayken tebliğ ettiriyorlar, imza alıyorlar. Yani artık siyasi bir soykırım da çok ötesine geçmeye başladı bu iş. Aslında demek ki hala el vermiyor hukuki olarak. Ceza kanununa Kürt olmak suçtur diye bir hüküm ekleseler ve her Kürt en az 10 yıl cezaevinde yatmalıdır diye bekleseler, bu kadar fazla uğraşmaya gerek kalmayacak belki de. Yapamıyorlar. Zaten istedikleri odur herhalde. Tabii uygulamada onu yapıyorlar da çok da açığa çıksın istemiyorlar. Yani işte Kürtlerle mücadele ederken... Biz Kürtlere karşı değiliz, terörizme karşıyız. Evet. 65 yaşındaki kadın terörist tabii, çünkü değil terörist, mi? Evet. O terörist o. Kimin terörist olduğu bu uygulamada çok açık ortaya çıkıyor aslında. Yani artık siyasi tablo, şimdi Ayşe'yle HDP'yi konuşurken de HDP'ye dönük bazı eleştiriler falan var ama kabul etmek lazım ki HDP çok ağır bir baskı altında ve her gün sürekli gözaltılar var. Her gün sürekli parti kadroları tutuklanıyor. Yani aşağı yukarı 2015 son 4 yılda tutuklanan gözaltlanan HDP'li sayısı 16.000 üzerinde. Bunlar sayılabilenler evet. Ve bunların 3.500'ü tutuklanmış. Belediye başkanları, milletvekilleri, eş başkanları içeride. HDP'ye uygulanan baskının, abartmadan söylüyorum, 1/3 başka herhangi bir partiye uygulansaydı, ki istemeyiz, hiç kimse istemez, tabii. O parti ayakta kalamazdı. HDP gene bütün bu baskılara rağmen varlığını sürdürmesi bile, tabii ki eksik, hatalı, eleştirilecek yanları vardır. Hiçbir parti mükemmel değildir. Ama bu koşullarda sen HDP olarak hala varlığını sürdürmek bile büyük başarı. HDP aslında dünya çapında, bence benim izleyebildiğim kadarıyla, son derece orijinal bir parti. Ben başka böyle parti bilmiyorum. Mesela Yunanistan'da Syriza var benzeri. Evet. O ama sadece yanılmıyorsam 4, ilk başta 5'ti, bir tanesi ayrıldı. 4 farklı siyasi grubun bir araya gelmesi. HDP'nin bileşenlerin sayısı 12 mi 13 mü? Çok fazla sayıda var. Artı işte Türk var, Kürt var, bilmem Azeri var. Çok çeşitli etnik gruplardan insanlar var. İlk başlarda ya HDP öncesinde daha çok Kürt partisi olarak biliniyordu. Belirli ölçüde Türkiye'ye açıldı. Meclisin 3. partisi haline geldi. Bütün bu baskılara, şunlara, bunlara rağmen. Tabii ki var eksiklikleri. Hiç kimse, kendileri de söylüyor ayrıca. Tabii şimdi Ayşe de söyledi ya, bileşenler hukuku diye bir sorun var. Doğru. ÖDP'de de yaşanmıştı bu sorun. Ve listeler yapılırdı. Seçimde o listeler bozulmasın diye oy kullanacakları sıkı sıkı tembih edilirdi ya da rica edilirdi. Aman hani listede çizme yapma ki bileşenlerin temsilinde bir sorun çıkmasın. Çok zor diye. Bir şey bunu idare etmek. En son herhalde 3 sene mi oluyor? 3 sene önce Demirtaş'la Ayşe Yıldırım'la beraber Brüksel'de bir televizyonda onunla söyleşi yapmıştık. Demirtaş son derece mütevazi bir şekilde ben vaktimin yaklaşık olarak %60'ını parti içi sorunlarla geçirerek, uğraşarak geçiriyorum demişti. Çünkü hakikaten bu kadar çeşitli farklı kesimleri bir arada tutmak oldukça güç olsa gerek. Çeşitli denge hesapları kaçınılmaz olarak belirli bir enerji harcamasına, sadece başkanın değil yahut eş başkanın değil, bütün parti açısından da zor ama çok ilginç bir parti. Ben dünyada böyle başka bir parti bilmiyorum, bu kadar fazla kanadı olan, çok kanatlı bir parti. Tabii biraz da bu Anadolu coğrafyasının getirdiği bir şey. Her tarafı bu kadar çok Sümerler, Asurlular. Yani bu insan zenginliği aslında kültür zenginliği bir avantaj olarak görülmeli ama ne yazık ki Türkiye'de bu bir dezavantaj olarak görünüyor. Tabii bu seçimlerde ben HDP'nin ilçe kongrelerine falan tanık oluyorum. Bazı kırgınlıklara yol açıyor bu yapı. Yani bu kaçınılmaz olarak insan halinden. Yani işte kendine oraya katılmaya hak görüyor. Ya yönetime girmeye hak görüyor ama işte orada farklı bileşenlerin de dengesini tutturma zorundan oraya giremeyince bir kırılma oluyor. Bazı Kürt arkadaşlar, Kürt siyasilerde bu kırılma var. Türk solda bu konuda çok hassas ve tabii esas sorunu da kabul etmek lazım ki yani bu kadar büyük halkların bir araya gelişini sağlayacak bir yapının öncülüğü de Kürtler yaptı. Kitle tabanının büyük kısmında Kürtler oluşturuyor. Hatırlıyorsun o adayları döneminde bizim de yakından tanıdığımız bir sürü arkadaşımız bayağı güç günler geçirdiler. Yani
Milletvekili olmak da tabii çok büyük bir ihtimalle onur verici bir şey HDP için. Yani HDP milletvekili olmak isteyen insanlar için, olamayınca da senin söylediğin hayal kırıklıkları evet. oluyor maalesef. Evet, ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde Koray Düzgören ve Alp Altınörs bize katılacaklar. Saat başında görüşmek üzere.